Bir gün işe gelmek için sabah toplu taşımaya bindim ve oturdum. Yanıma bir bey bindi, oturdu. Ama o kadar rahatsız oldum ki anlatamam. O kadar rahatsız oldum ve dediğim gibi kendi kendimden nefret ettim o anda. Ben nikotin bağımlılığının 171'e başvursunlar ve devlet gerçekten ücretsiz toplum sağlığı merkezlerinden reçetenle beraber ilacını alabiliyorsun. Çek birden nefes. Üfle. Çek birden. İlaca başladığın dakika sigaradan kopman gerekiyor. Yani beyninde bitiriyorsun. Ve ben böyle yaptığım için şükürler olsun Rabbime ben kurtuldum. Doktora gidip o ilaçları, o parayı dökeceğine git ücretsiz ilacını al, sigarayı bırak, hayata yeniden başla. Okula gidiyordum ve arkadaşlarım vardı. Arkadaşımın birisi kullanıyordu ve teyzem de kullanıyordu sigara. Hep merak üzerinden. Onlar içerken ben de içmek istedim ve bunun devamı geldi. Dedim ki 54 yaşıma girdim. Artık merdivenden çıkarken poşetle falan nefes nefese kalıyordum. Ve dedim ki bu sigarayı bırakman gerekiyor. İnternete bakarken bir gün 171'i gördüm. Dedim ki bir arayayım. Ve aradım. Gerçekten karşıma çok dürüst bir insan çıktı. Beni güzel bir yönlendirdi ve randevumu aldı. Ben gittim doktoruma ve doktorum da çok yardımcı oldu bana. İlacını verdi ve ben o ilacın içtikten sonra bayağı bir isteğim gitmeye başladı. Ve ikinci dönemimi de kullandım. Hani biraz da beyinde bırakmak gerekiyor bu. Ve o ilacımı da bitirdikten sonra şu an üçüncü dönemimdeyim ben. Son ilacım artık bu. Torunlarım var. Yeni olacak. Onların yanında içemiyorsun. İçtiği zaman zaten yanındaki kişi içmiş kadar oluyor. Ve ben karar verdim, dedim bırakacağım ve bıraktım. Biz sizi bir yola çıkartıyoruz. Bu yola sözle çıkartıyoruz. İşte ne bileyim bir takım ilaçların desteği de çıkartıyoruz. Devletin sağladığı olanaklar çok güçlü. İşte yardımcı replasman tedavileriyle destek oluyoruz. Ama sadece o yola çıkartıyoruz. Bir süre sonra elinizi bırakıyoruz. Ben şu an çok memnunum. Yani kendi kendime kızıyorum. Nasıl böyle bir şey yaptım? Niye zamanında bırakmadım? Yanında içmiyorum ama diyor. Nerede içiyorsun?